Tükürük bezi kanserlerinin tedavisi nedir? Baş boyun bölgesindeki kanserlerin veya vücuttaki kanserlerinde aslında 3 ana tedavi yöntemi vardır. Bir kere bunu belirtmem lazım. Bir, cerrahi, iki, radyoterapi ya da bir başka deyişle ışın tedavisi, üç, kemoterapi ya da ilaç tedavisi. Nerede olursa olsun bu kanser, aslında üçü de kullanılabilir, bir tanesi kullanılabilir, üçünün değişik şekilde bileşimleri kullanılabilir. Ama tükürük bezi kanserlerine gelince bu durum biraz daha özellik taşır. Çünkü biz bugünkü deneyimlerimizden biliyoruz ki bazı kanser türleri radyoterapiye dirençli. Yani bizim ışın tedavisi uygulama seçeneğimiz neredeyse hiç yok. Bazı kanser türleri biliyoruz ki biraz uzak yerlere atlayarak gidebiliyor. Sinirler boyunca gidebiliyor. Yani biliyoruz, o zaman onlarda farklı yerleri göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bazı kanserlerde kemoterapinin bize yardım oluyor, bazısında olmuyor. Bazı kanserlerde tek başına cerrahi yeterli oluyor. O nedenle bizim bir kanser tedavisinde önce ilk yaptığımız şeylerden birisi nasıl bir kanser bu? Çünkü kanserlerin de kendi içlerinde alt grupları var, farklılıkları var çünkü. Ve bu farklılıklar içinde de bizim tükürük bezine özellikle daha fazlasını görmemizin bir sebebi var. Bir başka videomda da belirttiğim gibi tükürük bezleri 3 ayrı katmandan doku taşıyor. Yani çok doku zengini bir organ tükürük bezi. Çeşitliliği olan bir organ ve bunlardan herhangi birisini veya birkaç tanesinin kanseri ortaya çıkabilir. İşte bunu tespit edip ona göre bir tedavi yapıyoruz. Bir de bu kanserleri bugünkü bilgilerimizde biliyoruz ki bir kısmı daha saldırgan, bir kısmı daha az saldırgan. Bunu da tipinden anlayabiliyoruz. Ve bunları belirledikten sonra bir, tükürük bezinin kanserinin tipini belirlemiş oluyoruz. İki, tükürük bezi kanseri boyuna yayıldı mı, başka yere yayıldı mı, bunları anlamaya çalışıyoruz. Ve buradan sonra da bir tedavi planlaması yapıyoruz. İşte bu tedavi planlaması içerisinde radyoterapi, kemoterapi veya cerrahi yani ameliyat ile hastamızın hangisinde daha çok fayda sağlayabiliriz, hangisinde hastamızın da tercihleri, yaşam beklentileri, kaygıları daha doğru şekilde çözülmüş olur. Bunları bulmaya çalışıyoruz ve daha sonra da o yolu izliyoruz. Burada belirtilmesi gereken bir nokta, tükürük bezi kanserlerinde cerrahi tedaviler bazı özellikler taşır. Cerrahi tedavi deyince bizim aklımıza ilk gelen şu oluyor: o hastalıklı dokunun çıkarılıp atılması vücuttan. Şimdi peki tükürük bezine çıkarıp atalım. Bu o kadar kolay değil. Özellikle kulak önündeki tükürük bezinin içinde yüz siniri geçiyor. Ve bu yüz siniri bizim yüzümüzün hareketlerini yapmamızı sağlayan, yani mimiklerimizi sağlayan, yani kaşlarımızı kaldıran, gözlerimizi kapatan, dişlerimizi gösteren sinir o sinir. O sinirin de korunması temel bir kavramdır, temel bir iştir. O nedenle bu tür cerrahilerin bir özellikleri vardır. Herhangi bir cerrahi, herhangi bir yerden doku çıkarıp atmak gibi değildir. Bunların bilinmesi beraberinde boyun içindeki hastalıklı dokuların da temizlenmesi şeklinde bir cerrahi planlaması yapılır. Özetle tükürük bezi kanseri tedavisinde cerrahi ağırlıklı olarak bir tedavi yapılmaktadır. Bazı durumlarda radyoterapi yani ışın tedavisi, bazı durumlarda da ilaç tedavisi eklenebilir.